Muhteşem, ışıl ışıl bir hava bekliyor. Yatmanın sırası mı? Aa, hadi hadi hadi, kalkın, kalkın artık, kalkın. Dışarıda 35 derece sıcaklık var. Bulut yok, akşama kadar da beklenmiyor. Bu haber plajcılar ve havuzcular için iyi. Ama bahçıvanlar için kötü. Tabii çiçekleri için de. Siz olun arkadaşlar. Çiçeklerinize su vermeyi sakın unutmayın. Okula geç kalıyorsun. Size kalk iki dakika artık. Müsaade. Geri döndüğümde bir tekinizi bile yatakta bulursam çok fena olur ona göre. Kalk, şimdi harika sana. Bir parçayla sizi baş başa bırakıyorum. İyi eğlenceler. Olmadığın takdirde sana bu hafta sonu basketbolda yasak ona göre. Şakir, sana söylüyorum. Duymuyor musun beni? Neyin var? Ne oldu? Yok bir şey. Kasığıma birden bir kramp girdi de. Acele et. Kalk hadi. Babanın arabası bozulmuş. Onu da giderken büroya bırakacaksın. Hadi çabuk. Tamam, tamam. O neydi be? Kahretsin. Olamaz. Ben büyüdükçe küçülüyor bu Meret be. Hey Kankito, ne haber? Bulabildin mi oğlum şu kara adamı? Herhalde yani. Hadi ya, neye benziyor? Adam Afrikalı bir hayvan. 2 metre boyu, iki de kocaman dişleri var. Bu gece çok neşeli geçecek desene. Hop, hop. Sahi nereden buldun oğlum ağzımanı? Bizim sitenin güvenliğinde kafa dengi biri var. Onun tanıdığı olurmuş. Neden bahsettiğimi pek anlamadı ama 20 liraya halledecek. Çok iyi be. Şşt, kadroda bir sorun yok değil mi? Yok yok yok, şimdi yok. Aha, işte kıraşına yandığımız sarı kafası da geldi. Görüyor musun havasını? Sarı kafa demişler bana, sarı kafa. Sarı kafa direksiyondayken tüm dünya tehlikede demektir. ne haber kankalar? İyi oğlum, nasıl olalım ki? Yine havandasın bugün. Hava güzel, kızlar güzel. Neden olmayayım ki? Zenci işin oldu. Orhan 2 metre boyunda bir Afrikalı bulmuş. İki de kocaman dişi varmış. Hayatında görüp görebileceğin en yarma ayı. Şşt, ne tır sıcaklarıma biliyor musunuz? Kimlerin geleceğini ayarladınız mı? Çocuklar. Merhaba. Aa, kim gelmiş? Merhaba. Ne yaptınız? Buldunuz mu bari? Benden kaçar mı Pelin? Yaşasın. Göstereceğim o salağa dünyanın öteki dibini. Sakın beni hayal kırıklığına uğratmayın, tamam mı? Tamam. Tamam. Harika. Bay bay. Neden bahsediyor bu? Kime gösterecek dünyanın öteki dibini? Şakir'e. Geçen gece olanları duymadın mı yoksa? Yo, hayır. Aramızda karar vermiştik ya, Şakir'i milli yapacağız diye. Biz de tuttuk onu, Pelin'i ayarladık abicim. Pelin'e Şakir'i mi ayarladınız? O kız kadar zevksiz birini mi yani? Boş ver şimdi orasını. Olaya gel oğlum, olaya gel. Ya Pelin'i tanırsın. Azgın sürtüğün tekidir. Yapışıyor bizimkine. Açıyor fermuarını, alıyor elini. Bir de ne görsün? Ne? Ergele çoktan takmamış mı şapkayı? Atıyorsun. Pelin kendisi anlattı oğlum. Abazan salak, daha buluşmaya giderken şapkasını takmış abicim. Sonra becerebilmiş mi bari bir şeyler?
Yok be oğlum, Pelin fena halde bozulmuş durumda. Çekip gitmiş. Hadi abiciğim, biz de gidelim. Hadi gidelim. Merhaba. 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 Osman, sana bir şey soracaktım da. Tabii, sor. Sana herkes neden Tosun diyor? Bir sebebi var mı? Şey, bilmem ki. Ya bunu Pelin sormamı istedi de. Öyle mi? Evet. Sebebi... şeymiş galiba. Öyle diyorlar. Şey... çok büyükmüş de ondan, öyle mi? Evet, sayılır. Sayılır, eksik cevap oldu. Tam cevabı istiyorum. Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet. Sana birlik düşünelim. Gerçekten istiyorum. Hadi öğren o zaman. Tosun, Tosun hayır. Dur oğlum, o daha bir çıtır. İyi ya işte, Tosun'umun tadına bakınca kıtır kıtır olur. Kafayı mı yedin oğlum sen? Başına bela mı alacaksın? Bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alırsan ne olur biliyor musun? Diplomaya veda edersin. Of. Üzgünüm bebeğim, bu sene sonuna kadar cevap yok. Çıtırlığa ya. Devam. Ya söylemiyor ya. Şansına küs. Gel gel. Uf ya. Allah kahretsin ya. Uf. Arkadaşlar. Bu hey çocuklar, beni bekleyin. Azgın azgın. Kancamı hazırla. Tam da avazanlardan bahsediyorduk biz de. Hadi ya, ne habersiniz bakalım? İyi, biz de tam senden bahsediyorduk. Sahi mi? Hallettiniz yani. Gidiyoruz bu gece. Aa, bu ne heves yarabbim. Bu ne heves. Yüksek rütbede abazan mı oğlum? Ne bekliyordun daha? Evet, mastürbasyonla ayakta duruyor. Bir gün kopup elinde kalacak ya. Bakalım ne zaman. Şşt, gelirken yanında bir kutu vazelin getir de yabancılık çekme bari. Umrumda değil. Kadın becerilmekten hoşlansın yeter. Hoşlanmaz mı? Hele ki senin gibi ilk uçuşunu yapacak acemi pilotlar söz konusuysa. Kadın güzel mi bari? Yani paços falan değil, öyle değil mi? Değil değil. Hele bir vücudu var, vücudu. Yılan yılan. Tam benim tarzım. Bayılırım yılan kadınlara. Öyle olmadıkları sürece tabii. Benim için hiçbir şey fark etmez. Merhabalar. Kadın olsun da nasıl olursa olsun. Bana bakın, çok kişi çağırmayalım da her birimiz hiç değilse ikişer tur falan atalım, tamam mı? Atarız be oğlum, atarız. Bu öyle bildiğimiz kadınlardan değil. Herhalde yani. 100 kişi de olsak atarız o kadarcık. Evet. Üf, yaşadık lan. Bu akşam kesin oluyor değil mi bu iş? Aa, herhalde yani. Boşuna mı uğraşıyoruz bunca zamandır? Allah'ım. Yürü lan. Bu muydu çiğ olan? Hayır, bu çiğ, bu da pişmiş olan. Ne tamam, haber? Hallederiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Ne haber? Manyak mısın oğlum? O yumurtalarla ne yapıyorsun sen? Hangi yumurtalar? O elindekiler işte. Anladım, bu yumurtalarla. Bu da senin için dostum. Benim için mi? Evet. Takmaz mısın birini? Aa, çok komik. Senin suratın daha komikti abi. Bunu ben de yapsam nasıl olur acaba? Kime yapacaksın oğlum? Bilmeyen kalmadı bu numarayı. Hadi ya, yapma. Hadi ya, oldu mu o kadar? Osman bilmiyor. Tamam, Osman'a yapacağım ben tamam. De. Ne olur izin ver de yapayım. Ne olur be, ne olur lan. Al bunları. Bu ne ya? Şimdi bak. Sol elindeki çiğ, sağ elindeki pişmiş olan. Tamam mı? Nasıl yapacağını da biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Kaptım ben. İyi, hadi. Hadi, gidelim. Bakacağız onun da icabını artık. Merhaba Tosun. Merhaba. Ne o, ne yapıyorsun o yumurtalarla öyle? Hangi yumurtalarla? O elindeki yumurtalarla oğlum. Duymuyorsan dudaklarımı oku, angut. Ha, bu yumurtalarla. Evet, o yumurtalarla. Bir de kolu var. Bu yumurtalar senin için oğlum. Benim için mi? Ne yapacakmışım ben onları? Alnının ortasına bir tane takmak istersin diye düşündüm de. Şakir, sen öldür oğlum. Bence de. Gel buraya. Şakir. Aytun aç ya. Sizi çok iyi gördüm. Maşallah. Maşallah.
Yani bütün gece ne yaptınız da acaba bu kadar kilo verdiniz? Çözemedim. Çözemedim. Merhaba Melis. Gel buraya. Kaç pardon. Zor bir gece geçirmiş oğlum, anlasana. Adam adama savunma yapın oğlum. Bravo! Ne biçim pasta be? Bravo yani, çok iyi pasta. Senin için çok bile. Senin derdin ne be? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Öf ya Metin. Şu Melis Hanım deli ediyor beni, biliyor musun? Emmanuel mi? Emmanuel mi? Evet, Emmanuel. Neden ona Emmanuel diyorsun? Sence neden olabilir? Nereden bileyim ben canım? Hiç de öyle Emmanuel'e benzer bir tarafı yok yani. Ah Angel deseydim belki anlardım. Yani şuna bir baksana. Trenin yumuşaklığı ta buradan bile belli oluyor be abi. Ne desem ben sana şimdi bilmem ki. En iyisi sen onu al, yukarıda bir yere çıkar. Ne bileyim, depoya falan götür. Sonra kendi gözlerinle gör. Emmanuel mi yoksa Angel? Baba yine hiçbir şey anlamadım ben ya. Ne demişler? Gözlerdeki perdeler kalkmadan gizli gerçekler görünmez. Ya bekle bir saniye. Ya yine bir şey anlamadım. Bekle be abi. Sen de al. Merhaba Venison. Merhaba Şakir. Harika. Bana merhaba dedi. Sadece merhaba dedi. Küçük mantar. Evet ama ne kadar anlamlı bir şekilde söyledi. Hissetmedin mi? Ya evet. Çok anlamlıydı. Gel beni ye Şakir diyordu adeta. Baksana bana. Bekle. Yürü. Gel. Sorunma. Hadi bekle. Öne doğru. Hop. Tamam. Hop. Vay be hocam, bugün çok enerjiksiniz. Yok ya. Hop. İsmail Bey. Lütfen toplarınızı benim bölgemden uzak tutar mısınız rica etsem? Toplarımı mı? Hangi toplarımı pardon? Tabii ki basketbol toplarınızı. Ha, anladım. Rica ederim. O topları kendi bölgenizde tutun, tamam mı? Zaten dar bir bölgem var. Yani orada tecavüzde bulunmayın lütfen. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Açıyoruz. Hey millet, kız pompon takımı duşa giriyor. Melis de mi? Yok, o daha salonda. İyi, sen gözetlemeye devam et. Hocam ben de duşa gitmeden de gidebilirsin. Hey Melis de duşa gitti. Neden hala bekliyoruz ki? Ulan oğlum, sen Melis'i giyinikken bile hayal edemezsin be. Onun gibi bir huri. Ne yapsın senin gibi bir abazanı? Ne haber? Belki bu akşam Selim de davet ederiz. Ne dersin? Neden bir köylüyü çağıracakmışız ki? Ortalık tezek koksun diye mi? Ne tezeği oğlum? Tezek mi kaldı? Boş ver be. Köylülere göre değil bu iş. Ne haber abi? Selim hiç öyle köylüye falan benzemiyor ama. Gayet terbiyeli bir. İyi ya işte. Terbiyeli birinin bizim işlerimize ne ilgisi var? Ne güzel espri yaptın. İyi tamam peki. Bu çocukla davan nedir bilmiyorum ama hadi öyle olsun. Cemil hadi be, kızlar çıkmaya başladı, yetişelim. Nereye oğlum? Sen anlamazsın, hadi sarı kafa yürü. Ya dur da ayakkabıdan başlatma mı giyiyorum ya? Başlatma ayakkabından ya. Hadi yürü ya. Cemil hadi yürüsenize hadi. Tamam. Hadi acele edin, geç kalıyoruz, çabuk. Hadi çabuk oğlum, hadi çabuk. Allah kahretsin. Demiştim size kaçıracağız diye. Boş ver ya. Bir dahaki sefere yakalarız nasıl olsa. İyi ama Melis hocayı kaçırdım ben. Bir daha ne zaman denk gelir kim bilir. Boş ver oğlum.
Bu gece dünyanın en seksi kadınıyla birlikte olacaksın. Melis'i düşünmenin sırası mı şimdi? Evet, sırası mı şimdi? Doğru be, haklısınız. O zaman ben bir an önce eve gideyim de ısınmaya başlayayım bari. Ne ısınması lan? Anlasana oğlum, şapkamı takıp geleyim demek istiyor. Aa, anladım. Şapkasız çıkmam abi. Gidiyor yedi abazan orman evine. Hey! Baldalar elimizde, biz araba içinde. Gidiyor yedi abazan orman evine. Hey! Baldalar elimizde, biz araba içinde. Gidiyor yedi abazan orman evine. Hey! Baldalar elimizde, biz araba içinde. Gidiyor yedi abazan orman evine. Hey! Buralarda kaybolmayız değil mi? Ulan oğlum, Amazonlar kraliçesi bizi beklerken kaybolmak da gitmeymiş. Amazonlar kraliçesi mi? Bu onun profesyonel ismi. Hadi. Şu yaşadıklarımıza bak. İnanılır gibi değil. Nasıl inanılır değil oğlum? Rüya, rüya. arkadaşlar yavaşlayın biraz. Yavaş. Ya. Sakin lütfen ya. Geçin şöyle oturun. Geçin ya. Geçin ya hadi. Tamam. Bir dakika. Bunlar neden herkesten önce giriyor? Çünkü bu işi onlar ayarladı. İlk tur atmak da onların hakkı. İyi tamam. Ama onlardan sonra ben. Hayır hayır, onlardan sonra ben, benden sonra sen. Hadi be, ben senin yedin kaptan yer miyim lan? Yapma be Tosun. O kadın senin kadar sert bir erkekle yattıktan sonra artık hiçbirimiz de yatmak istemez ki. Lütfen acı bize. Hadi ne be, olur. Tosun, lütfen. Hadi be Tosun, yaparsın Tosun, sen bunu bize yap. Aslanım. Evet arkadaşlar, kraliçemiz hazır. Lütfen herkes soyunsun. Soyunalım mı? Kraliçemiz herkesin istediği ölçüde temiz olduğundan bizzat emin olmak istiyor da. Bakarak mı anlayacak? Kadın bu işin doktoru olmuş Tekin. Soru sorma da sayın. Çok saçma bu be. Ulan oğlum, siz bu kadınla yatmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorum. Ben istiyorum. Bu benim karşıma çıkmış en büyük şans. Hiç kaçırır mıyım? Allah! Ben bir kadınla yatacağım çocuklar. Ya oğlum döneklik yapmayın. Hadi soyunun soyunun. Çabuk çabuk çabuk. Peki tamam bakalım. Ya bir dakika. Siz niye soyunmuyorsunuz peki? Kraliçe bizim için daha sonra özel bir seans düzenleyecek. Sizi bir aradan çıkartalım. Yaşasın. Sınıfı atlıyorum. Önce ben. Önce ben. Beyler ve baylar. İşte huzurlarınızda. Amazon kraliçesi. Buyurun. Sayın Kraliçem, size arkadaşım Nuri'yi takdim etmekten büyük şeref duyarım. Merhaba Nuri. Ufaklık nasıl? İyi. Ve hemen berisinde Şakir. Vay 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 vay. Böylesini de hiç görmemiştim. Bununla bir şeyler becerebiliyor musun bari? Şapka kullanmadığı zamanlar hayır kraliçem. İtlik yapmasan olmaz. Görüşeceğiz ama seninle.
enerjini içeriye sakla bana kalırsa. Çok ihtiyacın olacak. Ve onun yanında Sayın Kraliçem, Tekin. Ve ondan sonraki Sayın Kraliçem, huzurlarınızda bizim okulun medarı iftarı, namı diğer Tosun Osman. Vay canına. Aman Allah'ım. Bu çocuk kocaman. Bunu en sona saklıyorum. Tamam mı? Evet, tabii sorun yok. Hadi bakalım. İşe koyulalım artık. Arkadaşlar, hepiniz birer sıra numarası alıp oturup bekleyin. Hazırlanması sadece bir dakika sürer. Evet, buyurun. Tabii sorun yok. Buyurun. Allah! Ne acıklı bir manzaraydı. O çocukların hali neydi öyle? Sanki hiç kadın görmemiş gibiler. Görmediler zaten kraliçe. Hadi başla artık gösteriye. Buyurun. Neredeyse dokunacak sandım. İyi mi? Elini alıp bakacak filan. Tabii oğlum. İşe yarıp yaramayacağını başka nasıl anlayacak yani? Oh, harikasın harika. Bu ne be? Oh, çok güzel. Çok güzel. Devam et. Harikasın. Hadi devam et. Devam et. Harikasın. Hani onlar yapmayacaktın? Ne oldu be? Demek ki kraliçe fikir değiştirmiş. İkisi de birlikte mi ya? Of, ne kadın be. Nasıl ya? Hadi aslanım, hadi. Çok güzel, çok güzel. Devam et. Hadi aslanım, hadi. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. İlk önce ben, karışmam bak. Fark etmez, beni en son tercih ettin nasıl olsa. Böyle giderse hiçbirimize sıra gelmeyecek galiba. Öyle bir şey olursa o ikisini öldürürüm. Ben kuşbaşı doğrarım. Ya sese bak ya. Devam et. Devam et. Sopayı ver, sopayı. İmdat! Ne oluyor oğlum? Hiç mi utanmıyorsunuz? Siz de İstanbul sakın lan! Hanıma nasıl yatarsınız? Hanıma nasıl yatarsınız? Hepinizi adım edeceğim lan! Hepinizi bu kılıçla adım edeceğim lan! Kaçmayın! Bu yaptıklarınız yapamadıkça kalmayacak! Kaçmayın! Gelin! Hepinizi adım edeceğim lan! Hepinizi bu kılıçla adım edeceğim! Allah cezanızı ver. Gördün mü Amazon'u? Bu da ne? Bilmem. Garip bir şey. Ben de ilk kez rastlıyorum böylesini. Yaklaş da öğrenelim bakalım. Tehlikeli biri olabilir mi amirim? Şahsı daha yakından görmeden bir şey diyemem. Merhaba delikanlı. Her şey yolunda mı? Bir terslik yok ya. Yo, gayet normal. Her şey yolunda komiserim. Osman! 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 Geliyorum Osman! Yemedi Osman! Yemedi! Yeter artık be! Osman! Yeter lan! Koş! Yeterim seni! Osman! Hey çocuklar! Ben de sizin kaybettiğiniz bir şey var galiba. Daha doğrusu o öyle söylüyor. Siz hepiniz kalleş köpeklersiniz oğlum. Ormanın ortasında bir başıma bıraktınız beni. Hadi git ya. Ya kusura bakma. Biz senin o hızla eve gitmiş olabileceğini düşünmüştük Şakir.
Eğer ona rastlamamış olsaydık çok kötü şeyler gelebilirdi. Onu söylüyor komiserim. Bu orman tekin bir yer değildir çocuklar. Merak etmeyin komiserim. Bu yörede ondan başka abazan yoktur nasıl olsa. Bir şey olmaz. Çok komik. Elbiselerimi de orada bırakmadınız inşallah. Bırakmadık, bırakmadık. Benim arabamdılar. Hadi yürü. Buyurun, hadi. Buyurun. Soracağım oğlum. Hadi, hadi, yürü, yürü. Soracağım sizi. Yürü yanman. Ne yapıyorsun sen? Araç kullanırken alkol mü alıyorsun? Çok affedersiniz memur bey, unutmuşum. Sakın bir yaramazlık yapayım demeyin. Bütün gece buradayım, gözlerim üzerinizde. Nuri! Gel lan buraya. Buyur Kadir abi. Ne yapmışsın lan sen? Ne abi? Hadi bir zenci parçasından korkup kaçmışsın, doğru mu? Yok abi, ne kaçması? Doğru konuş. Benim kardeşim hiç kimseden korkup kaçamaz. Gebertirip seni, doğru konuş. Yok abi, vallahi yok öyle bir şey. Kim bu ya? Sakın bir daha Nuri'nin abisi kim olacak? Hapisten yeni çıkmış serserinin teki. Şimdi doğru eve gidiyorsun. Hadi naşla. Keşke ömür boyu verselerdi bu iti. Neden girmiş ki içeri bu? Bir kavgada elleriyle birisinin kulaklarını kopartmış. Oha. Oha yani. Oha. Evet. Oha. Heh. Oha. Abi oha. Ne ulan öyle melül melül bakıyorsun? Kendimi bu gece öyle hazırlamıştım ki arkadaşlar. Ya benim bu gece mutlaka biriyle yatmam lazım, tamam mı? Tamam. Hadi gel benimle yat. Çok komikti ya. Ulan oğlum senin ne boktan bir hayatın var böyle be. Pelinle yat diyeceğim ama öyle bir şans adamın eline bir kez geçer. Sen kaçırdın mantarcık. Ya arkadaşlar ben ciddiyim be. Biz de sana yardım etmek istiyoruz. Yok böyle olmayacak arkadaşlar. Bu kazmaya profesyonelce bir yardım lazım. Nasıl yani? Nereden bulacağız gecenin bu saatinde öyle bir yardım? Hiç umurumda değil. Bulun da nasıl bulursanız bulun be. Ah. Ha? Buldum galiba. Ha? Hayrettin. Hayrettin mi? Ha? O tam bir muhabbet delildir. Sen nereden biliyorsun ki? Duymayan mı kaldı canım? Saçmalamayın. Hayrettin Bey bir iş adamı. Bu işin de uzmanı. İlinde de tonlarca kadın var. Bana bir tane yeter. Bir tanecik. Dans topluluğu getirdiğini duydum. Acayip kızlarmış hepsi. Bu gece gösteri var mıymış peki? Haftada iki gün. Biri yarın gece, diğeri de cumartesi. Vallahi. Yapmayın be. Sık ne? Oğlum dişini bir gün. Senin için çabalıyoruz herhalde burada. Hem bu arada evdekileri de biraz yolarız yani. Fena mı? Tabii ya. Karı işine para gerek. Şeyine sürse Hayrettin parayı görmeden bir gram merhem sürmez. Bunu senin için aldım Şakir'cim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Nedir? Bir tur kupa hayatım. Bana niye hediye aldın ki? Biz seninle bozuştuk. Barışmak için. Düşündüm de sana biraz haksızlık yaptım galiba. Öyle mi? Öyle. Belki bu hediyeyle bu haksızlığı biraz da olsa telafi edebilirim. Al canım. Sağ ol, istemem. Ben almayayım sana. Kusura bakma, kupa istemiştim ama şapkasına daha çok yakışırmış. Çok yakıştı be Şakir. İşte sana ömrüm boyunca içinden çıkmak istemeyeceğim bir şapka. Aa, ne o ya? Sevmedin mi? O kadar da yakışmıştı oysa. Pelin söyle şimdi. 40 katır mı istersin? Benim bir kabahatim yok. Sadece figüranım ben. Figürana zeval olmaz. Bilirsin seni çok severim. Sen de beni öyle değil mi?
Öyle mi? Tabii ki öyle. Kulağıma fısıldadığın o sözleri unuttun mu? Hiç unutur muyum? Hey Tosun, bu ancak sana olur abicim. Çok komik, arana götür de içine hıyar turşusu kursun. Bu meret de üstümüze kalacak sonunda ha. Bari bir işe yarasın. Ve azgın azıdan oyun sürüsüne dalar. Kaçmayın. Gel buraya, gel. Kaçma. Pardon hocam. İstemeyerek oldu. Belli oluyor zaten. Oğlum bu köyde hiç de fena değil. Engellemeye çalıştım ama. Tekin gelir misin biraz? Yine ne yaptım Kurt? Her yaptığımız hata ya. Hata tabii. Sen ne yaptığını iyi bilirsin. Bir de geçmiş karşıma ne yaptım diye soruyor. 20 tur döneceksin. 2 maçta oynamayacaksın. Hadi yallah. Ne haber? Şansın haber gidiyor mu bari? Gidecek gibi. 2 kere çıktı dolaştık şöyle ama bir şey olmadı. 0-0 usta ya. Bu işi bilmiyorsun da ondan. Kızlar hep aşk ister. Aşk. Gezmek bahane. Metin, bir de şu ulumaların sırrını bir çözebilsem. Al şu kızı. Tut elinden. Çıkar şu soyunma odasına. Her şeyi kendin çöz. Metin, oğlum beni tahrik etmeye çalışıyorsun değil mi? Kız bakire oğlum, bakire. Yarından bir kaza çıksın istemiyorum. Deme ya. Gel bakalım, o da seninle aynı fikirde mi? Hiç zannetmiyorum. Ya Metin, anlamlı konuşup adamı deli etme ya. Oğlum ne diyeceksen açık söylesene. Metin! Önce sağa, sonra sola, sonra sağa. Sen ne oldu? Niye antrenmanda değilsin? Hadi. Sağ etrafında 20 tur dönme, 2 maç oynamama cezası. İnşallah bir gün her tarafı sarkar da karşısına biraz geçip bir güzel gülerim. Şimdi de sarkmış bile. Hadi kızlar, bir, yüzünüz gülsün. 3, 4, 5, sola, öne. İşte arkadaşlar, Hayrettin'in dillere destan mekanındayız. İyi tamam, dalalım hadi içeri. Kaç yıldır elim canlı bir göğüse bile değmedi. İçim içime sığmıyor. Dalmak olmaz oğlum, efendi gibi gireceğiz. Biz mi? O dediğinden içimizde kaç tane var acaba? Tamam uzatmayın. Hadi yürüyün. İşte ha, herkesin kimliği yanında değil mi? Eyvah, benimkini evde unutmuşum. Yuh lan sana. Yani sıçtı yine eğlencenin ta orta yerine ya. Unutmuşum, ne yapayım? Normal, abazandan akla bir şeyindedir ya. Sorun bakayım, şapkasını da unutmuşum. Git lan işine. Ne olacak şimdi? Almayacaklar seni içeri oğlum. Üstelik biz de senin için geldik buraya. Oğlum sen ehliyetini geçen ay almadın mı? Arabayı nasıl kullanıyorsun mantar? Ehliyet değil mi? O yanımda işte. Allah canını almasın lan seni. Yürü lan. Yürü. Elimden bir kaza çıkartacak. Ya vurma be. Koloran. Bir an önce konuş şu Hayrettin'le de bağlı artık bu işi. Okula gidiyorlar galiba bunlar. Ne olacak şimdi? Önemli değil ya. Bizi istedikten sonra Hayrettin'in bir ıslığıyla koşar gelirler ya. Pardon, bakar mısın? Bir dakika. Biz Hayrettin Bey'le görüşmek istiyoruz da. Kendisini iletir misiniz acaba? Ne görüşeceksiniz Hayrettin Bey'le? İş. Bilirsin canım. Sadece iş. Benimle iş görüşmek isteyenler sizler misiniz? Bizleriz Hayrettin Bey. Siz kimsiniz? Ben Orhan. Bunlar da arkadaşlarım. Adımı hatırlamamış olabilirsiniz ama köprüde karşılaşmıştık sizinle. Hatırlarsanız. Öyle mi? Evet. Hani ikimizin arabası köprüde yan yana gelmişti de ikimiz de aynı anda köprüden geçememiştik. Sonra ben de size yol vermiştim. Her neyse efendim. Doğrudan iş konusuna geçelim isterseniz. İyi olur. Ben ve arkadaşlarım sizin kızlarınızla şöyle ufak bir parti yapmayı düşünüyoruz da.
Benden 5 tane kız istiyorsun yani. Evet, tam üstüne bastın. Peki ne kadarlığına? Bize 1 saat yeter. Peki bu iş için ne kadar sermaye ayırdın? 1000 lira. 5 kadına 1000 lira. Vay be. O parayla sen 5 tane şişme kadın bile alamazsın. Hadi evinize gidip bir duş alın. Peki 1000 liraya kaç kadın kiralayabiliriz? Demek bu gece engel tanımamaya kararlısınız, öyle mi? Siz de bir kolaylık yaparsanız. Tamam, size 2 kadın toplam yarım saat pazarlıksız. O kadarcık mı? Bu da kalkmış aletlerinizin hatırına. Şansınızı çok zorlamayın bence. Bu halde kapıyı açıp evlerinize girdiğinizi düşünün. Anneniz babanız ne der sonra? Tamam. Kabul o zaman. Güzel. İstediğiniz bir parça var mı? Yoksa ben mi seçip yollayayım? Ben o kırmızılı kadını istiyorum. O mutlaka olmalı. Kırmızılı. Tamam. Bir de yeşil saçlı olan. O da hiç fena değildi. Öyle mi? Yeşil saçlı. Tamam. Ama ödeme nakit. O da tamam. Al. Tam 1000 lira. Takip edin beni. Kural şu. Göstereceğim kapıdan bekleme odasına geçiyorsunuz. Kızları aldıktan sonra burayı arka kapıdan sessizce terk ediyorsunuz. Ve kızlarım asla bir adilik yapmayız. Yapmayız, yapmayız. Yok yok, yapmayız, yapmayız. Hiç olur mu öyle şey? Adilik derken ne yani? Sesler. Hadi bakalım, uzatmayın da gelin şimdi odaya. Kızlar ilk dakika sonra yanınızda olacaklar. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, ulan gözümüze sokacaksınız ha. Burası amma karanlık be. Karılar nerede? Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Sıkmayın canınızı ya. Hayrettin bana madik atmaz atmaz. Ya tabii. Ulan adam seni hatırlamadı bile be. Gelelim şimdi sadede. Kalkmış abazan aletleri indirmenin en iyi yolu bu. Şşt, hazır mısınız? Kadınları gönderiyorum çocuklar. Gönder. Hazırız. Kendimle gurur duyuyorum. Ve aldığım para kesinlikle hak ediyorum. Hadi yeter bu kadar. Burhan yanına bir adam al, gidip çıkart şunları. Bu ne be? Ne oluyor be, ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne yapacağız şimdi? Bari kapıyı açtıralım. Lan boyamış bizi bu adam. Neden yaptı ki bunu? O kadar parayı bunun için mi aldınız be? Ulan ben bu Hayrettin'in anasını avradını. Hadi. Hadi. Ya. Leş kokuyor ya. Ne ya? Tam da bok gibi. İyi misiniz? Bu ne lan? Hayır! Öpmedim suçum ya. İyi olacaksınız. Öpmedim suçum abi. Ben seni Allah'ım. Çıkartın şunları. Ne oluyor abi? Çabuk. Ne oluyor abicim? Ne oluyor abi ya? Gelin buraya. Suçumuz yok. Hadi lan. Bırak abi, bırak ya. Nereye götürüyorsunuz lan bizi? Hayrettin! Hayrettin! Şöyle. Dur lan. Zaten senin şehrin yüzünden geliyor bunlar başımıza. Abi bir dakika. Hayrettin. 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 Abi bıraksana. Yani yaktın bizi Hayrettin abi. Bak hala konuşuyor ya. Oğlum bir sus da motorun sonsun ya. Hadi. Oğlum ne bu olma? Çıkmış alt tarafı bir karış su. Allah kahretsin. Ulan Orhan senin yüzünden. Valla bravo sana be Orhan. Sayende denizde yüzen ayı bokuna döndük. Hadi. Merak etmeyin siz. Soracağım ben bunun hesabını ondan. Hayrettin Paşa ne yaptık biz? Ha?
Nasılsınız bakalım gençler? Biraz rahatladınız mı? Kasıklarınızda tatlı bir hafiflik hissettiniz mi? Benim kasıklarım asıl ne zaman hafifleyecek biliyor musun? Kökünden koparttığım zaman mı? Çok ayıp ettin Hayrettin abi. Biz bunu hak edecek sana ne yaptık? Tüm paramızı aldığın yetmiyormuş gibi bir de şu yaptığına bakar mısın abi ya? Ne denirmiş benim yaptığıma? Devam et. Götlük denir lan, götlük. Başka ne denilebilir ki ha? Götlük hadi, işte. Evet. Hadi. Evet. Koca götlü top seni. Ne oldu? Ha, yüzünün şekli değişti. Ödeyeceksin lan o paraları. Evet hadi. Kalın. Ödeyeceksin lan. Aldığın paraları geri ödeyeceksin. Niye ödemezsen? Bilemiyorum abi. Buluruz herhalde bir çıkar yolu. Yeter ki siz geri verme lütfunda bulunun abi. Yakalayın şu iti çabuk. Asın bacaklarından bir ağaca. Niye bırakıp gitti şimdi bizi bu? Bırakıp gitmedi. Kaçıp canını kurtardı. İkisi farklı şeyler. Biz ne olacağız peki? Kadın işi fiyasko. Paralar uçtu gitti. Tekne fena halde su alıyor. Birazdan marizimize de kayacaklar. Bu filmi tekrardan başa saramaz mıyız ya? Hayrettin abi, saramaz mıyız? Yok ya. Şimdi siktirip gidin buradan. Bir daha sizi burada görürsem var ya. Görmeyeceksin. Vallahi billahi. Kapınızın önünden bile geçmeyeceğiz. Söz. Hadi yürüyün. Hadi. Göstereceğim gününü. Ya yeter kardeşim. Akşamdan beridir aynı şeyi söylüyorsun. Sus. Bu son olacak ama. İyi olur. Arkadaşlar ben üşüyorum. Ulan sakın bana ısınmak için bir karıya ihtiyacım var deme. Yok demem. Ben en iyisi biraz arabada bekleyeyim. İyi olur iyi olur. Gel lan gir içeri. Geri dönüp o koca götlü topa dersini vermezsem adiyim arkadaşlar. Buraya da yazıyorum. Tabii oldu. Ne sanıyorsun lan sen kendini? Gel lan içeri. Ya en iyisi unutalım gitsin be. Karizmamı mahvetti o göt benim. Nasıl unutabilirim ki? İyi geceler gençler. İyi geceler amirim. İyi geceler amirim. Bu gece Hayrettin'in barında bir şeyler olmuş. Sizinle bir ilgisi yok değil mi? Tabii ki yok. Oradan varmış gibi mi gözüküyor yoksa? Hayır, sadece bir şüphe işte. Yanlış anlamayın. Sizlerin böyle sudan çıkmış sipalara dönmüş oluşunuzun bu şüphede hiçbir payı yok. Anlıyoruz amirim. Amirim izin verirseniz neden bu hale geldi? Yok yok, hiç gerek yok. Genç adamlarsınız. Tabii ki bir takım maceralar yaşayacaksınız. Ama siz olun, sakın yasaları ihlal etmeyin. Ve birileri de kalkıp sizden şikayetçi olmasın. O zaman işler değişir. Karşınızda bizi bulursunuz işte. Çok haklısınız efendim. Neyse, anlaştığımıza göre biz de gidip işimizin başına dönelim artık. İyi geceler İyi amirim. Geceler. İyi geceler amirim. Nedir bu başımıza gelenler ya? Devam edin.
sen bana gülüyorsun ya. Öğrencileri sizi bekliyor Melis Hanım. Uluyan Emmanuel nasıl? Enfes. Metin, bak şu vurmaların da fena halde canımı sıkmaya başladı. Biliyor musun? Ya bir gün gırtlağına senin yapışıp o sesi ebediyen kesersem hiç şaşırma. Metin. Bir, iki, üç, dört, beş, yukarı. Nuri biraz dikkatli ol. O hareket neydi öyle ya? Ne yapmışım ki koç? Kazayla oldu koç. Palavra. Artık sen çizmeyi iyice açtın. Şimdi pılını pırtını topla ve defol buradan. Hadi. İyi misin Selim? İyiyim hocam. Yok bir şey. Ne oluyor anlamadım. Abi ben çalışma bitti. Gidip giyinin. Hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Toparlanın. Hiçbir şey anlamadım. Bırak topu abi. İyi oldu, çok yorulmuştum. Ay. Arkadaşlar, bugün bok kokan bir köylünün gazabına uğradım. Gördünüz değil mi? Uğraşma artık şundan Nuri. Neden? Uğraşınca sırmaları mı dökülürmüş? Dökülür mü köylü? Tamam. Ben seninle uğraşmak istemiyorum Nuri. Ama sen ille de istiyorsan... Evet istiyorum. Nasıl seni koruyacak koçlar da yokken göster kendini. Bahçede tezecuk bahçede. Ya sus sen. Tamam olur. Allah aşkına bırak ya. Aman sakin ol ya. Hadi be. Tamam. Vur. Hadi vur. Hadi oğlum vur oğlum. Bu köylü boksörmüş meğer be. Şaşırdım kaldım ben de. Hadi oğlum. Vur. Kesin şu kavgayı. Tamam bitti. Kesin tamam mı? Hadi şimdi sıkışıp barışın bakalım hadi. Hadi. Böyle kavga etmeyi nereden öğrendin sen? Biz köy çocuğuyuz. Bütün günümüz kavgayla geçer. Yapma şimdi. Basbayağı profesyonelce bir şeydi. Yeme bizi tamam mı? Köydeki karakolda bir hasta yemem vardı. Ondan öğrenmiştim. İyi öğrenmişsin. Aferin. Sağ ol. Bak bu Nuri'ye kızma tamam mı? Aslında iyi çocuktur. Ailesiyle ilgili problemleri var. Abisiyle filan. Kompleks durumları anla işte. Evet. Benim üzerimden bir şeyler ispat etmeye çalıştığı apaçık ortada. Eyvallah. Tek sorun bunun için yanlış kişiyi seçmiş olması. Ya bunu o da anlamıştır artık. İnşallah yakın arkadaş olursunuz. Umarım. Bana bir adım gelene ben iki adım giderim. Biz böyle gördük. Böyle öğrendik. Ben gidiyorum. Siz kalacak mısınız? Biraz daha buralardayız. Akşama barda olacağız. Gelsene. Olur akşama görüşürüz o zaman. İyi. Bekle biraz da. Gelsene oğlum. Hadi kanki hadi. Hadi ya biraz çabuk. Nasılsın ha? Eyvallah. Hadi, hadi oğlum hadi. Hadi. Bir daha bir daha. Evet. Alacağım 5 liralarınızı göreceksiniz göreceksiniz. Sarı. Sarı. Aslanım hadi 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 oğlum. Benimki düşmeyecek. Yani gider şimdi. Ya sana. Seninki düşecek oğlum göreceksin. Bunlar hep böyle. Her zaman aynı şey bak. Benimki düşmez. Şunlara bak. Hadi hadi hadi.
Boşuna uğraşmayın. Benimki sonsuza kadar titreşir ama yine de düşmez. Tabii oğlum. Telefonun da sana benzemiş işte. Senin de ömrüne titreşim durmakla geçmiyor mu? Şimdi her önüne gelin. Hadi be. Al işte. Bunu saymıyorum ben. Berabere kaldık oğlum. Ne var bunda? Hile var bu işte. Senin telefon hile yaptı. Tazeliyorum. Tazele tazele. İçelim unutalım diye geldik zaten. Ya Pelin, bu iş sana çok yakışıyor be. Devamlı takılsana. Hala anlamadınız değil mi? Bu gece size özel buradayım ahmaklar. Sahi mi? Striptiz mi yapacaksın yoksa? 1000 lirayı bastıktan sonra neden olmasın? Ne 1000 lirası? Siz daha iyi bilirsiniz. Nereden biliyor bu konuyu? Çok yakın davrandı, ne yapayım? Üstelik çok ikna ediciydi. Ama yine de bayağı direndim, yemin ederim. Yani bravo sana Şakir. Bütün okula madar olmamız için elinden geleni yaptın yani. Yok yok, kimseye anlatmayacağına dair söz verdi bana. Hadi ya, bak sen zehirli mantar. İstese de anlatamaz zaten, bakın. Elimde bomba görüntüleri var, duşta çektim. Anlatırsa ben de onu madar ederim tüm okula. Deme ya. Pelin mi madara olacak? Bilakis hoşuna bile gider. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba Selim, ne haber? Nasıl gidiyor? İyidir, ne olsun, aynen bildiğin gibi. Sana da mı bira? Olur, zararı olmaz. Tabii ki olmaz, deli misin? Ama bu ahmaklara kesin olacak. 1000 lira, inanamıyorum. O parayla neler yapılmaz ki? Bunun bedelini fena ödeyeceksiniz eşekler. Bunlar son biralarınız olacak. Ya derdi ne bu kuş beyinlinin? Anlayanınız varsa bana da anlatır mı lütfen? Bana aşık da ondan oğlum. Beni kıskanıyor. Hadi ya, nasıl da anlayamadık. Ama bu kez de ben ona pas vermiyorum. Kudurtacağım onu. Bu yemek rezalet. Midem alt üst etti. Nesi var Osman'ın? Her zaman bu kadar çok mu içer? Her zaman değil. Bugün derslerle ilgili birkaç kötü haber aldı. Herhalde ondandır. Ya. Bu yemek gerçekten rezalet. Orhan geldi diyeceğim ama bu nasıl bir iş? Çıkıp bakarsak öğreniriz. Bir yere kaybolmayın ama. Daha parti bitmedi. Orhan! Orhan ne oldu oğlum sana? Orhan! Ne halin böyle? Dayak yemiş, ne olacak? Görmüyor musunuz yüzünün halini? Tamam anladım. Hayrettin'e gitti bu kez. Tek başına mı gittin oğlum? Hayrettin de kim? Başımıza bela olan biri. Orhan! Orhan gerçekten Hayrettin'e mi gittin oğlum? Evet gittim, ne olacak? Hadi ya. Yanına kar mı bıraksaydın bize yaptıklarını? Ellerini kırdın böyle köpeği. Şşş! Vay Orhan. Bunu nasıl yaptın? Yüzümü böyle ellerine vurdum böyle. Ay. Ben altıma ineceğim, ben altıma. Harika, cezalarını buldular. Tamam artık, bozma moralini. Hocam aslında çok perişanlar. Neyse, canını sıkma. Havlular, tişörtler, şortlar hepsi tamam hocam. Tecrübe, bunları depoya götür. Tamam hocam. Gördün mü Nuri'nin yüzünü? Evet gördüm. Hadi.
Sen bu çocuğu bayağı benzetmişsin be. Hayır, bu benim işim değil. Ben bu kadar sert dövmedim ki. İyi de bunu sen yapmadıysan kim yaptı o zaman? Kim olacak? Tabii ki abisi. Ha, bu olabilir bak. Kesin abisi yapmıştır. Hmm. Abisi neden böyle bir şey yapsın ki? Çünkü tezek kokan bir köylüden dayak yedi. İşte neden bu. Hocam, sizinle Nuri hakkında bir şey konuşabilir miyiz? Tabii oğlum. Gel odama gidelim. Hayda. Allah. Nuri, ne oldu? Ben de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Hadi ama. Senden ne kadar çok hoşlandığımı anlamış olman lazım. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum ki? Ne bileyim, bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Nasıl yani? Anlamadım. Yani bir uzatıyorsun, bir geri çekiyorsun. Bir verir gibi oluyorsun. Sonra hemen geri alıyorsun. Anlamadım. Neyi verir gibi oluyorum? Kalbini Melisa'nın. Kalbini. Ha. Şimdi ben tam emin olamıyorum da ondan. Bir de sen bana yeterince açık davranmıyorsun. Öyle değil mi? Ama daha ne yapabilirim ki? Ben gayet açık davranıyorum. Hayır, davranmıyorsun. Of. Burada ne yaptığınızı sorabilir miyim acaba Melisa Hanım? Bakıyorum artık hiç utanmanız da kalmadı. Neden utanacakmışım ki? Yani bir ulu orta sevişmediğiniz kaldı. Daha ne olacaktı? Bu kadarı da fazla mı artık? Aa, lütfen kendinize gelin. Ne o? Kıskanıyor musun? Yağ torbası. Ne? Ne dedin sen bana? Yağ torbası dedim. Aa. Yağ torbası, yağ Aa. Torbası, yağ torbası. Aa. Tamam mı? Üstüme iyilik, sağlık. Ayanlar, lütfen. Melisa Hanım. Sen karşında kim var sanıyorsun küçük fahişe? Sen sirkteki bir ayı kadar, Hah. Bir balina kadar... balina neyi vardı? Ya. Heh, yağ, yağ dolusun Hasibe Hanım. Aa. Kıskançlığının ve rahatsızlığın nedeni bu olsa gerek. Öyle değil mi? Size kontratınızı okumanızı öneririm küçük fahişe. Sizi bu okuldan öyle bir attırırım ki. Sen o kontratı al da başka bir şekilde kullan, tamam mı? Aa. Belki rahat edersin de başkalarıyla uğraşmaktan vazgeçersin. Aa! Aa! Aa ya! Aa! Seni aa. Yağ tulumu. Ya. Seni kutup ayısı. Seni frijit kaynana. Hı? Seni bayatlamış soğuk meze seni. Meme. Oh be. Meme Melisa Hanım, kakadığın haklı galiba. Yani kontrat. Boş ver. Fazla konuşma da gel benimle. Tamam Selim. Ben gereğini yapacağım, merak etme. Umarım Selim bu yaptığının değerini anlar. Anlamasa da önemi yok hocam. Benim vicdanım rahat olsun yeter. Tamam. Şu kokuya bak. Koku? Evet, evet. Saf testosteron. Bu odaya ne zaman gelsem hep aynı şey oluyor. Ne oluyor? Oh. Azıyorum. Bu malzeme odası beni azdırıyor. Oh, oh. Gerçekten mi? Oh. Evet. 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 Oh. 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 Evet. Evet. Oh. 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 Peki. Oh. Oh. Azıyorum. Azıyorum. Ne oh. Senden çok hoşlanıyorum Zeki. Oh. Oh. Senden çok hoşlanıyorum Melis. Zeki. Oh. Yapma be. Hayır, olamaz. Olur. Üzülme. Bir daha
dahaki sefere sen öttürürsün onu böyle. İki çizgesi yok ya. Oğlum dalga geçmesenize. Bak dalga geçene... Ya ne diyorum ben size? Bunun hesabını vereceksiniz. Bunu soracağım hepiniz. Göreceksiniz bunu. Şakir! Bak fena yapacağım sen. Göreceksin. Gel buraya. Çok özür dilerim koç. Biraz geç kaldım da. Çok önemli bir işim vardı da. O kadar önemli bir işi birkaç dakikada hallettiğine göre elin çok çabuk olmalı. Dur. Ya sen. Şakir. Antrenman bitti. Tamam hocam. Hadi dağılın bakalım. Hadi hadi yürü yürü. Hop. İsmail Bey, bu rezilliğe daha fazla göz yumacak mıyız? Bunu müdürle konuşalım. Baksanıza çocukların ahlakı bozuluyor. Olur mu? Tamam. Nasıl abi? Böyle iyi mi? Fena değil. Bana bak. Bir kez daha o ayıların arasına tek başına dalmayı düşünmüyorsun değil mi? Aslında dalıp kahraman olmak var ya. Hele bir aklından geçir de gör. Onlara kalmaz ben kahraman yaparım seni. Hem de elleriyle yüzüne vurarak. Senin yaptığının tam tersi yani. Unutmayın arkadaşlar. O adamın gasp ettiği para hepimizin parasıydı. Doğru. Ele güne madar olmamız da cevası. O adamla ve tayfasıyla tek başına uğraşabilmek için salak olmak lazım. Sarı kafa haklı. Neden sayımızı artırarak çıkmıyoruz ki karşısına? Nasıl yani? Basbaya. 1'e 10, 1'e 20, hatta daha fazlası. Nereden bulacağız onca adam? Bu okulda adamdan çok ne var Cemil? Doğru be. Kızlar bu bir erkek sesini. Evet bir erkek sesini. Ses yapma sus. Konuşma. Kızlar ben Şakir'in sesine benzetiyorum. Susun. Kim var orada? Kimsin sen? Panik yapmayın kızlar. Bu sıradan bir sağlık kontrolü. Sus. Ortalarda ISO standartlarına uymayan bazı üstsüzler varmış da onları tespite çalışıyoruz. Evet, devam et. Tamam. Lütfen panik yapmayın. Şimdi tek tek öne gelin ve bacaklarınızı ayırın. Kontrol edeceğiz. Bana bakın. Buradan hemen defolup gitmezseniz bütün okulu başınıza yerim ha. Şşş. Bu hatunlar çok istekli oğlum. Baksana bir türlü gitmek bilmiyorlar. Devam et o zaman, devam et. Aa, birisi sana doğru geliyor oğlum. Gördün mü oğlum yaptığını? İş bunlar oğlum iş. Ya o zaman bu işte biraz daha yakından ilgilenin. Şş, oğlum sen ne yapıyorsun? Gelin buraya bakayım tatlı bebekler. Gelin de tadına bakın küçük küçük uçumu. Hadi gelin de yakından bakın. Hadi dokunsanıza. Hadi çok seveceksiniz. Hadi tatlıdır benim küçük küçük uçum. Tadına bir kez bakan bir daha unutamaz. Hadi gelsenize. Hadi dokunun, hadi hadi. Çok seveceksin. Dur gel. Oğlum öyle. Kız geliyor okşamaya. Dalga geçmiyorsunuz değil mi? Gerçekten geliyor. Evet evet. Evet evet. Merhaba tatlı kız. Ben kocaman bir penisim ve eğlenmeyi çok seviyorum. Yaklaştı. Tuttu tutacak. Hadi. Ne tuttu? Gol. Aa çek hadi. Gol gol gol. Yakaladım işte seni. Kaçsan da kurtuluşu yok artık. Ne oluyor be? Aa, kim lan bu? Gol gol gol. Çekme be. Koparacağım be. Baka bastın çocuğum. Ben elime aldığım şeyi
seni asla unutmam, asla. Allah, Hasibe Hoca. Nereden çıktı oğlum bu cehennem zebanisi? O penisi bir kez daha görsem kesinlikle hatırlarım sayın müdürüm. Ya ucuna yakın bir yerde bir beni ve mastürbasyondan yorgun düşmüş pütürlü bir dokusu vardı. Pütürlü? Evet efendim. Şimdi izin verin de o penisin sahibini bir an önce bulayım. Çünkü bu olay okulumuzun saygınlığı açısından çok önemli bir olay. O penisin sahibini nasıl bulmayı düşünüyorsunuz Hasibe Hanım? Bu okulda bu tür şeyleri yapabilecek en fazla 10 öğrenci var. Bu 10 öğrenciyi bulup tek tek sıraya sokarsak ve penislerini tek tek kontrol edersek aradığımızı bulabileceğimizi umuyorum. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Asıl bu okulumuzun saygınlığını tehlikeye sokar işte. Ama müdür bey. Düşünsenize. Çocukları sıraya sokuyoruz ve tek tek şeylerine bakıyoruz. Ayıp. Galiba ben bir çıkış yolu buldum efendim. Öyle mi? En iyisi polisi arayıp durumu anlatalım. Hı. Sonuçta onların işi bu. Gelsinler, kendi bildikleri gibi çözsünler. Hı hı. Bu arada Hasibe Hanım da gördüğü şeyi tarif etsin. Bir robot resmini çıkartıp okulun tüm duvarlarını asalım. Aranan penis en son kızlar duşunda göründü. Son derece büyük, tehlikeli ve de sert karakterlidir. Görenlerin ve tanıyanların bir an önce Hasibe Hanım'a müracaat etmeleri önemli rica olur. Of, 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 kızlara bakın abi ya. Ne güzel çekmişim be abi. Piliçlerim benim. Bence bunlar birer sanat şaheseri abiler. Büyütüp bir sergi açmaya ne dersiniz? Ya evet. Adını da dünyanın uzaydan görünüşü koyarız. Of, şunlara bak. Şunu dinleyin. Abazan fotoğrafçının hayallerini söndürüyor. Sadece hayalleri mi söndü acaba? Merhaba çocuklar. Hey Nuri. Merhaba. Affedildiğini duydum. Evet abi, geçmiş olsun. Evet öyleymiş. Selim'e borçlusun bunu, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Söylemenize gerek yok. Hadi eyvallah çocuklar. Eyvallah. Hadi hadi hadi. Hadi. Of of of. Ah, yavrum be. Ay ay ay, ne görüyorum orada. Ay ay. Bak be. Bugünkü derste çok yoruldum. Ay ben de çok. Hocam anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Meliz. Ne oldu? Biliyor musun yoksa? Evet. Hasibe karısı yapacağını yaptı sonunda. Deme ya. Allah da onun cezasını versin. Boş ver, üzülme. Zaten sıkılmıştım bu işten. Hem alacağımı fazlasıyla aldım. Neden daha fazla kalayım ki? Keşke biraz daha kalsaydınız da çok daha fazlasını verebilseydim. Yok yok. Sizden daha fazlasını isteyemem. Bu başkalarına haksızlık olur. Ah. Sana niçin uluyan Emmanuel dendiğini ben anladım. Sana da söylememi ister misin? Gerek yok. Sayende ben de öğrendim sonunda. Güle güle Emmanuel. Uluyan Emmanuel. Of 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 of. Acayip kızık. Ne yapayım? Aman Allah'ım, işte benimki. Hadi aslanım. Hemen ayarla onu. Ve öttür öttür. Bak bak bak. Nasılsınız Melis Hanım? İyiyim. Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet. Hasibe Hanım sayesinde kontratım iptal edildi. Yeni bir hayat ve yepyeni maceralar beni bekliyor. Bu Hasibe Hanım da içeriden susadı galiba. Susadığı kesin. Ama neye tam olarak belli değil. Sulasa ne olur Şakir? Belki rahat eder. Oho, şuna bak, şuna uyuyor, uyuyor ha. Uyur gezer. Melis gidiyor be, gidiyor. Alacağını aldı oğlum. Bir dakika bile durur mu artık? Sana da Hasibe'yi sulamak düştü, gözün aydın. Gidin oğlum işinize. Benim hayallerim sönmüş, siz ne diyorsunuz? Hayali varmış abi. Hayali varmış. Hayali.
tane kız? Pop dedektörü. Hadi be. Gerçek söylüyorum. Seni göstermesinden belli olmuyor mu? Ben şimdi sana o bokuyu yedirmezsem. Ay Cafer, ne yapıyorsun? Gel. Hey arkadaşlar. Nuri'nin başı, Selim'in başı dertte galiba. Gördün mü bak? Selim'in başı dertteymiş. Hadi ya. Asıl senin başın dertte kızım. Benim dedektör de harekete geçti. Bu gece milli olmazsam adim. Selim'in başı dertte diyorum koş, oğlum. Koş. Yürü. Yürü lan yürü. Hadi arkadaşlar yürüyün. Dur bakalım. Öyle kolay kolay kurtuluş yok. Herkese ders veriyorsun. Bir de bana ver. Hadi seni. Ben bela aramıyorum. Sen arıyorsan başka kapıyı. Vay. İyisinler. Tepeden tırnağa bela olsan kaç yazar be. Ha? Abi ne yapıyorsun? Sen karışma. Git buradan abi. Neden geldin? Senden hesap mı soruyorsun? Bu tezek parçası benim kardeşime dayak atmak ne demekmiş görecek. Bu benim meselem tamam mı? Ben kendi sorunlarımı kendim halledecek yaştayım. Öyle mi? Hangi sorununu hallettin bugüne kadar? Ha? Sen hangi meseleni hallettin? Ona buna erkeklik taslıyorsun ama kaç yılın hapiste geçti. Serseriler gibi yaşıyor. Önüne gelen fahişeyle düşüp kalkıyorsun. Kapa çeneni. Yoksa ben kapayacağım. Sabaha karşı eve geliyor. Akşama kadar yataktan çıkmıyorsun. Babamdan bana kalan emekli maaşı olmasa kazandığım para bira masrafına bile yetmeyecek. Sana kapa çeneni dedim. Senin abin. Bana karşı biraz saygılı ol. Rahat bırak onu. Bırakmazsam ne olurmuş? Seni çok fena döverim serseri. Hadi gel de döv bakalım. Dur bakalım. Önce ben varım. Abinin kafamı düşürmek istemez. Takma kafana. O bunu çoktan hak etti. Ne olacak oğlum şimdi? Bu gece eve gidebilecek misin bari? Bilmem. Ben de istediğin kadar kalabilirsin. Unutma. Abin de bu arada biraz yalnız kalıp düşünme fırsatı bulur. Bence iyi bir teklif. Bence de. Olur. Bakarız. Ya düşündüm de bu kalabalığı daha etkin bir şekilde kullanabiliriz. Biliyor musunuz? Zaten Selim'in de geçen gün söylediği şey buydu. Öyle değil mi? Evet öyle. Ne dersiniz? Evet. Hayrettin'e şöyle güzel bir ders verelim mi bu gece? Evet verelim. Ha? Hemen şimdi. Yani tekrar mı gideceğiz oraya? Acaba bu gece karılar da orada mıdır? Bilmem. Oğlum bugün cumartesi değil mi? Karılar da orada, paralar da. Yaşasın bu gece gerçekten milli olacağım. Ben de varım bu işte. Hadi ya. Sen de mi daha milli olamadın? Şaka bir yana. Bu iş için özel bir plana ihtiyacımız var arkadaşlar. Öyle patır kütür olmaz. İyi. Hemen kuralım o zaman bir plan. Evet. Arkadaşlar bu gece çok sıcak geçecek. Hayatımızın son gecesi olabilir bu arkadaşlar. Lütfen dikkatli olalım. Plandan şaşmayalım. Nasıl konuştuysak aynen evet, öyle olmalı. Evet öyle olmalı. Son ana kadar. Ben Çakir'den emin değilim ama. Adamın tek bir planı var. O da en kestirme yolu. Kestirme ya da değil. Koy abi. Ölmek var dönmek yok arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Evet, hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hadi. Hayrettin'i çağır. Onunla konuşmamız gereken bir konu var. Ne konusu? İş konusu, iş. Anlasana biraz, kalın kafalı iskele babası. İşten bahsediyoruz biz burada. Ve paradan. Her iş aynı zamanda para demektir, değil mi? Hayrettin Bey burada, öyle değil mi? Evet. O zaman git çağır, ne duruyorsun? Buyurun. Hadi.
abicim şu bağlantıyı. Başlıyoruz. Evet, tamam. Biz hazırız. Bağlantıyı kesmesin. Eğer hala sizi ciddiye alıp tekrar diyalog kuruyorsam, biri ki ya sizi çok sevdiğimden ya da Allah'ın en sevgili ve sabırlı kulu olduğumdandır. Bilmem, anlatabildim. Evet. Çok iyi anlattın. Sen konuşmasan iyi olur. Sen konuşunca Allah'a isyan edesin geliyor nedense. Sen konuş. Akıllı birine benziyor. Bu mu? Ne yapıyor bu salak? Evet, seni dinliyorum. Söyleyeceğim şu. Buraya geçen seferden yarım kalan işi tamamlamaya ve mümkünse yine bir anlaşma yapmaya geldik. Bakın siz şunların dediği. Ama bu kez şartları biz koyacağız. Bak. Anlaşmamız şu. Geçen sefer bizden gasp ettiğin 1000 lira sende kalmaya devam edecek. Bunun üzerine 2 lira daha verip senden şu sahnede dans eden fahişelerin tümünü süresiz olarak kiralayacağız. Hem de hepsini ha? Alışınız kuvvetli. Evet, bir tanesi bile eksik olursa yerine senin kıçını isteriz ha, ona göre. Tabii canım, hay veririz. Ay şöyle, yola gel. Tıkın zibirleri içeri. Arkadaşlar, hareket başlasana. Bıraksana be. Bıraksana be. Seni. Ne demek şimdi bu? Bırak. Kafanı kıracağım. Bıraksana be. Hayır. Telefonu düşürdü. Telefonu düşürdü. Telefonu. Bıraksana beni. Kendi kesene. Bıraksana be. Bıraksana. Hadi seni torun ya! Gölgelerin gücü adına! Birisi parolayı söylüyor. Ama sesi neden böyle uzaktan geliyor? Gölgelerin gücü adına dedim! Doğrusunu be! Arkadaşlar vakit tamam. İleri. Evet arkadaşlar, görev başarıyla tamamlanmıştı. Sizleri kutluyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şu gördüğünüz koca götlü kutup ayısına hak ettiği dersi vermeye. Hadi kaldırın. Kaldır. Hadi. Yürü. Yürü. İşte bu kadar arkadaşlar. Debelenme. Benim olacaksın. Gel bakalım. Nasıl oluyormuş ha? Durun lan, götürmeyin lan beni oraya.
Ben dursanız alıyorum oğlum. Ne yapıyorsunuz? Ben durun. Gitmeyin bana. Ne olacağım lan ben? Ne olacağım lan burada? Ne olacağım? İmdat! İmdat! Kurtarın beni lan, ne olacak? Cansı bittiği yapmış. Vay be! Koskoca Barbaros Hayrettin Paşa. Nasıl olur da yüzme bilmez ya? Abi! Kraveze Deniz Savaşı'nı nasıl kazanmış bu peki? Şansı yaver gitmiş demek. Bu kez gitmedi ama. Bakıyorum da çok fena alabora oldunuz Hayrettin Paşa Bey. Arkadaşlar, Şakir nerede? Şakir'i göremiyorum da. Şakir! Nerede? Evet ya, nerede sahip? Ya birinin elinde kalmış olmasın sakın bu salak. Olabilir. Bir bakalım arkadaşlar. Hadi bir bakalım ya. Hiç değilse cesedi nerede bu ya? Sus be, şunu alalım. Ne olamaz mı yani? Şakir. Nereye kayboldu acaba bu çocuk ya? Şakir! Buralarda bir yerde galiba ama ya. Nerede bu çocuk? İmdat! Şakir! Şakir! İmdat! İmdat! Arkadaşlar yardım edin. Bu kadın erkek çıktı ya. Yardım edin. Ne demek buluyor şimdi bu Şakir? Bu ne hal? Merhaba Pelin. Bana az önce partide verdiğin o sözler hep yalandı demek. Hangi sözler? Hatırlayamadım. Ben sana şimdi hatırlatırım. Yardım edin. Gel. Hey kurtarın. İşte bu. Allah Hasibe Hoca. Nerede görsem tanırım. Gel buraya. Hocam. Hasibe. Allah'ını seven beni tut nasıl?